Özel hayatını ihmal etmeden finansal güvenliğini sağlamak istiyorsan o zaman bu videoyu sonuna kadar izle ki senin hayatında bu video milat olsun. Sevgili arkadaşlar, iş ve kişisel hayat arasındaki denge her birey için farklı olabilir. Kişiye göre değişiyor. Ve bu dengeyi sağlamak için kişisel bir süreç var. Bununla beraber genel olarak iş ve kişisel hayat arasındaki sağlıklı bir denge kurmanın yolları var. Şimdi bunları sırayla anlatacağım. Birinci madde, öncelikler sırasını belirlemek gerekiyor. Hem iş hem de kişisel hayatın gereklilikleri var. Bu nedenle öncelikler sırasını belirlemen gerekiyor. Yani hangi alanda daha fazla zaman ve enerji harcamanız gerektiğini önceden kestirmeniz ve anlamanız gerekiyor. Birinci madde sevgili arkadaşlar bu. İkinci madde ise planlama yapmak. Sabahın seherinden gününü planlama. Yani gününüzü planlamak ve işinizin veya kişisel hayatınızın saatlerini belirlemek. Belirli bir zaman diliminde ne kadar zaman ayıracağınızı önceden planlamak. Bu sizin iş ve özel hayatınızı dengede olmasını sağlayacak. Şimdi gelelim 3. maddeye. Çalışma saatlerini sınırlandırmak sevgili arkadaşlar. Saatlerin sonunda işinizi iş yerinde bırakmak, eve getirmemek, kapının dışarısında, evin dışarısına bırakmak gerekiyor ve kişisel hayatınıza odaklanmanız, yani işinize, çocuklarınıza, özel hayatınıza odaklanmak. Bu aynı zamanda stresi azaltır, dengeyi sağlar. Şimdi gelelim 4. maddeye. Kendinize zaman ayırmak. Kendinize zaman ayırmak nedir? Ne aklınıza geliyor? İlk egzersizler yapmak, hobilerle ilgilenmek, uğraşmak ve sosyal aktivite katılmak. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Bu gibi kişisel aktivitelere zaman ayırmak iş stresinizden kurtulmanıza ve zihinsel sağlığınızı korumanıza sebep olur. Şimdi gelelim 5. madde sevgili arkadaşlar. Yardım istemek, destek almak. Kişisel İş ve kişisel hayatınızın gereksinimleri var. Bunları yerine getirmek için diğer insanlardan yardım istemek, destek almak. Bu aynı zamanda zaman yönetimini kolaylaştırır ve sizin ailenizle ve işiniz arasındaki dengeyi sağlar. Gelelim 6. madde sevgili arkadaşlar. Esneklik sağlamak. Esnek çalışma saatleri veya bazen evden çalışma gibi seçenekler. 1-2 saatlik işiniz olduğunda onu evden yapmak, onun için uzun uzun yolculuklar yapıp büroya, iş yerine gitmenize gerek kalmadan esnek saatler seçerek iş ve kişisel hayat arasında dengeyi sağlamaya yardımcı olacaktır bu davranış. Bununla beraber son maddeye gelelim. 7. madde ise tatil yapmak sevgili arkadaşlar. İhtiyacın olduğunu anladığında düzenli tatiller yapabilir bir insan. Stresini azaltmak için, stresten kurtulmak için iş ve kişisel hayat arasındaki dengeyi sağlamak için bu yardımcı olacaktır. Aynı zamanda tatil görecelidir. Örneğin bir işi bırakıp diğer işle meşgul olmak da bir çeşit sizin zihinsel rahatlamanıza sebep olur. Bir saatlik bir yolculuk yapmak kişilere göre tatil olabilir. Dolayısıyla sizin durumunuza göre tatil yapmak. Bununla beraber bazı başarılı iş adamları meditasyon yapıyor. Bir saat kendisiyle ilgilendiğinde meditasyon yaptığında kendini tatilde hissediyor ve o şekilde zihnini rahatlatarak işine tekrar koyuluyor veya Müslümanlar için günlük 5 kere ibadet var. Huşu ile, şuurla namaz kıldığında bir çeşit zihnini rahatlatıyor. Bir çeşit tatil yapıyor günlük olarak ve işini daha tatil ihtiyacını gidererek bayağı performansını arttırabiliyor bu şekilde. Tabi burada biraz önce dediğim gibi huşu ile yapılan ibadetlerde böyle oluyor. Her dinde de bu şekilde kısa tatiller, ibadetler var sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlar bu saydıklarım sevgili arkadaşlar. İş ve kişisel hayat arasındaki dengeyi sağlamaya yardımcı olabilecek yolların birkaç örneğidir. Bununla beraber kişisel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi anlayarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Kendi denge stratejilerinizi kendinizde oluşturabilirsiniz. Bunun yanında şunu da söyleyeyim, biraz önce dediğimiz gibi profesyonel destek alma yöntemleri sadece psikoterapiyle veya böyle kısa seanslar, danışmanlıkla sınırlı değil. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bunun yanında eğitim de bir tür profesyonel
profesyonel destek olarak kabul edilir. Örneğin bir işletme sahibi işletmesini büyütmek veya pazarlama stratejilerini geliştirmek için bir eğitmen veya mentöre ihtiyaç duyabilir, onunla çalışabilir. Benzer şekilde de bir kişi örneğin kariyerinde ilerlemek veya bir beceri öğrenmek istiyorsa bir öğretmen, mentor veya eğitmenle çalışabilir. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Eğitim ne demek? Eğitim bir konuda bilgi sahibi olmayı ve becerileri geliştirmeyi amaçlar. Hedef budur. Bu nedenle bir konuda profesyonel destek almak isteyen biri öncelikle hangi becerileri, hangi yetenekleri veya bilgileri geliştirmek istediğini önceden karar vermeli. Ardından kendine uygun bir eğitim programı veya eğitmen seçebilir. Bir mentor seçebilir. Biz de zaten yıllardan beri bunu anlatıyoruz. Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan, Türkçe konuşan insanlara, kendi işini yapanlara, liderlere ve genel olarak yoğun çalışan insanlara özel hayatını ihmal etmeden daha başarılı ve huzurlu olmalarına eğitimlerimizle destek oluyoruz. İş ve özel hayatında dengelerin kurulmasına yardımcı oluyoruz. Eğitimlerimize katılanlar kendini yormadan iş performansını arttırıyor. Kendine güven eksikliği yaşamadan öğrenilmiş çaresizliklerden kurtularak işlerinin daha iyi ve başarılı ve karlı olmasını sağlıyor sevgili arkadaşlar. Bunları psikolojik ve stratejik yaklaşımları öğrenerek başarabiliyor insanlar. Eğer sen de bu şekilde ilerleyip hedeflerine hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşmak istiyorsan şimdi eğitimlerimize katılmak için aşağıdaki linke tıkla ve eğitimimize başvuru yap. Eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.